Hani yayından elimizde hayır, şimdi, gizli gizli kaydettiğimiz... Evet yani. Yayınlamak istiyorum eğer mümkünse hazırsa. Ne? Hadi ya ben de merak ediyorum. Söyle bir yat alsan sonra da ayrılsanız satar mıydın? Vallahi yatı alabilecek kapasite onda. Onda ve yat da onun olacak. En iyisi ona sormak gereken bir şeydi. Yani büyük ihtimalle iki tane dumbbell'ımı verip yollardı beni ama olsun yine de değerdi. Nasıl yani Bahçe, Burcu Esmersoy'la birliktelik yaşamak için varını yoğunu verir miydin? Evet. Evet. Hiç düşünmeden bir saniyede verirdim ama tabii burada varımı yoğumu yakından bir incelemek gerektiği de kanısındayım. Yani şimdi var yoğu derken herkesin varı yoğu farklı. Bakın bu konuya bir nokta koymak istiyorum. Şimdi fan sayfamda da hücum ederler. Burcu Esmersoy benim sadece arkadaşımdır. Her gün kapıma gelip hayatımın erkeği ol diye yalvarıyor tamam ama bu değişmeyecek. Bu değişmeyecek. Yani gerçekten hiçbir elektrik alamıyorum. Hiç. Yani dünyada sırf ikimiz kalsak. İşte o zaman gelsin bir karar vermeye çalışırım ama şimdilik durum bu arkadaşlar. Merhaba. Wow. Keyfiniz yerinde ha? Ne oldu sabah geveze yayında mı değildi? Ya Burcu'yu çok seviyorum. Annemle tanıştırdım biliyor musunuz? Yani tam öyle olmadı galiba aslında. Yani televizyonda dans edişini izlerken anneme bak bu Burcu dedim. Evet. Ne istiyorsun Bahçe Burcu Esmersoy'dan? Sıradaki beş çocuğumun annesi olmasını istiyorum ama... Yani bu formunu hep koruyacak o şartla. Evet. Bahçe! Efendim canım? Burcu Esmersoy doğum gününü kutladı mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Burcu Esmersoy'un benim doğup doğmadığımdan haberi olduğunu zannetmiyorum. Virgin Radio burası dünyanın en yaygın ve en ünlü radyosunun Türkiye şubesinde başarılı ve istikrarlı bir grafik çiziyoruz. Ve bunu sağlamak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü sabah şovunu geveze sunuyor. Akademi ödül töreni hakkında sabah gevezenin canlı yayında Cengiz Semercioğlu ile muhabbetini dinledim. Bahçe, yani normal şartlarda güzel bir muhabbet olabilecekken... Ya program kötü anlatabiliyor muyum? Yani... Bu biliyor musunuz bizim iş yerinde de kilo olayı sözleşmemizde net olarak belirtilmiştir. Stüdyoda yayın koltuğunu kıran sunucu işten çıkartılır diye. Evet. Sınırımız o yani. Ve geveze kırmıyorsa bu yayın koltuğu da kırılmaz zaten. Evet. Bence bu yeter. Değil mi? Hepimiz birer tane vuralım istiyoruz. Sen kamerayı istersen kapatma çünkü kayıtları geçsin de istiyorum. Çok fazla zarar vermiyoruz çünkü şarkı da söyleyecek kendisi. Kendimi savunabilir miyim yoksa bırakıyor... Oh! Evet. Daha bildiğin kafama vurdu. Ben şiddete karşıyım. Kafasına vurma. Erkan sen vurabildin mi? Bu arada yayına giren arkadaşımız da Bayce ile beraber yayın yapma zorunda kalan Erkan arkadaşımız diyeyim. Başta zorunda kaldı ama şimdi seviyor beni.